Şunu sormak istiyorum size. İsmail Saymaz'ın bugünkü yazısını okudunuz mu? Okudum. Gazeteyi bir beraberimde getirdim. Sınır dışı edilecek yabancıları suçluları bırakmışlar diyor. Elimde Tekirdağ, F ve T tipi cezaevlerinde kalan 803 kişilik hükümlü ve tutuklu listesi var. Tamamı yabancılardan oluşuyor. İsimlerine, yaşlarına, memleketlerine ve işledikleri suçlara göz gezdiriyorum diyor. Ve isimleri sayıyor. Suriyeli, Afgan, Pakistanlı. Çoğu Suriyeli ve Afgan. Liste uzadıkça uzuyor ve fakat örtü laftan yararlandılar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Bugün Barış Pehlivan, sevgili Barış Pehlivan hapse girdi. Evet. Ve bu arada katiller, caniler, tecavüzcüler hapishanelerden serbest bırakılıyorlar. Devletin çivisinin çıkması olarak görüyorum ben bunu. Bakın, Zafer Partisi, daha önce de sizin programınızda ifade etmiştim, önümüzdeki süreçte, içinden geçtiğimiz süreçte temel olarak dört konunun çok önemli olduğunu, hayati olduğunu düşünüyor. Birisi şüphesiz işgalciler, ikincisi uyuşturucu, bununla çok bağlantılı, organize suç, üçüncüsü deprem, dördüncüsü de sürdürülebilir planlı kalkınma, yani bugün olmayan şey. Şimdi bir depreme doğru gidiyor İstanbul. Depremi konuşacağız. Ama bir deprem çantası hazırlasanız neler koyarsınız? Eğer bu deprem Tokyo depremi ise koyacağınız şeyler bellidir. Bu depremi işte Berlin'de yaşayacağınızı düşünüyorsanız koyacağınız şeyler bellidir. Ben dün akşam bir konu uzmanıyla konuştum. Dedi ki İstanbul'daki deprem çantanızı bıçak ve silah da koymanız lazım. Öyle bir kargaşa mı bekliyorsunuz? Bakın ben bunu 3 veya 4 yıl önce bir televizyon programında söylediğim zaman bir gazeteci bana ırkçılık yapıyorsunuz dedi. En son depremde biz bunu gördük. O bölgede ben gözlerimle gördüm. İnsanlar anlattılar. Nasıl şöyle sığınmacılar tarafından yağmalar yapıldığı. Birçok şeyin üstü örtüldü, konuşmadık. Birçok şeyin üstü örtüldü. Şimdi İstanbul'da 4 milyon bu ülkeyle hatta herhangi bir manevi bağ olmayan birçoğu lümpen insan yaşıyor. Yüksel Hoş, bir akademisyen, bir tweet atmış. Bu tweette bir senaryo çizmiş, bana da yollamış tweet. Ve diyor ki, Esenyurt'ta yardım şeyleri, kamyonları soyulacak, şurada şöyle tecavüzler olacak, burada şöyle saldırı olacak. Yani senaryolaştırılmış. Şimdi ben de bu senaryo bana gelince yollamış. Ben de aynı şeyleri taşıyorum. İki kişiye yolladım. Bu iki kişiden bir tanesi bir profesör deprem konusunda. Öbürü de 1999 17 Ağustos depremini kaldıran İstanbul Bayındırlık İl Müdürü Firdevs Hanım. Dedim ki gerçekçi buluyor musunuz bu senaryoları? Bana ikisinin de ayrı ayrı verdiği cevap az bile yazmış. Az bile yazmış. Evet. Şimdi bakın. Neden böyle bir şey olsun? Mesela geçen gün İstanbul Valisi'nin bir basın toplantısı vardı ve suç oranlarının çok düşük olduğunu söyledi. Doğru söylemiyor. Bakın doğru söylemiyor. Bunların hepsinin hesabı ortaya çıkacak. Tamam. Süleyman Soylu'nun rakamlarını tekrarlıyor. Hadi bana şunu söylesinler. Ankara'da cezaevinde yatan kaç tane cinayetten yatan, tahammüden cinayetten yatan yabancı var? İstanbul'da kaç tane tahammüden cinayetten yatan yabancı var? Bunların, bu cinayetlerin bir bölümü kendi aralarındaki cinayetler. Ama sayılar çok yüksek. Ama toplumsal tepki olmasın diye bunların üstünü örtüyorlar. Şimdi bakın, çok ilginç. O zaman bir ara soru sorabilir miyim size?
Bugün paylaştığınız mesele, AKP deprem hazırlığı kapsamında İstanbul'da 39 ilçeye 39 vali atadı. Evet. Bir tweet attınız ve bunun sizin projeniz olduğunu söylediniz. Zaten kanıtını da koydunuz altına. Video koydunuz seçim dönemi için. Emniyet müdürleri. Evet. Sonra, bu sizin mesela sizin bu projenizin altındaki sebep böyle bir kargaşanın olması mıydı? Olma senaryosu muydu? Hayır. Kargaşanın olmaması için deprem öncesinde devletin hızlı, çok hızlı ve yetenekli kadrolarıyla mesafe alması gerekiyor İstanbul'da. AKP de bu nedenle mi yaptı sizce bunu? Umarım onun için yapmıştır. Yeterli değil. Emniyet müdürlerinin değiştirilmesi lazım. Hızla büyük bir kentsel yeniden yapılanmaya gidilmesi gerekiyor. Binaların yıkılması gerekiyor. İnsanların sağlam binalara, devletin kirasını ödediği binalara taşınması gerekiyor. Ve bu sırada deprem olabileceğini, yani yenilenme gerçekleşmeden varsayarak deprem sonrasında insanların kaçabileceği yerlerin hazırlanması gerekiyor. Şimdi deprem sonrasında insanların kaçabileceği yer deyince, ya hemen gittik şurada 5 dakika durduk, bunu kastetmiyorum. Siz de depremden sonra gittiniz. Kadınlar en çok neden dertleniyorlardı? Tabii. Tuvalet yok. Tabii. Su yok. Hala yok. Bunların halledilmesi lazım. Bunun için altyapıların oluşturulması lazım. Konteyner kent alanlarının hazırlanması lazım. Eğer deprem olmaz ve deprem olmadan biz yenilenmeyi sağlarsak mükemmel bir şey olur. Hiçbirimiz üzülmeyiz. Aa, bunlar boşa mı gitti diye. Hayır. Ama olursa hiç olmazsa büyük bir felaketi yaşamayız. İstanbul depremi Türkiye için bir varlık sorunudur, beka sorunudur. Yani milyonlarca insanın ölmesinden bahsediyoruz. Bakın şimdi Fikirtepe'de... Naci Hoca helak oldu bunu anlatmaktan da kimse dinlemiyor. E5'in kenarına TOKİ binalar yapmış, tamam mı? Depremde bunların birisi yıkılsa... E5 kapandı. Ya ara sokaklar, dar sokaklar. Bakın onları geçtim. Onlar hep ana yollara çıkıyor biliyorsunuz. Evet, onları geçtim. Yani depremde hayatta kaldınız ama İstanbul'da hareket edebilecek durumda değilsiniz.